Malumunuz dün iki tane kadın başlıca öldürüldü. Bugüne kadar esiyle, hatasıyla baromuzun bir duruşu olduğu olmasına katkı sunan önceki baroları da, mevcut baromuzu da bu açıdan tebrik ederiz ve önümüzdeki seçilecek grubun da aynı baromuzun onurlu duruşunu sürdürecek. Demokrasi ve insan hakları mücadelesinde bir adım dahi geri durmayacak bir anlayışın seçilmesini, bir anlayışın yine baromuzu yönetmesini diliyoruz divan olarak. Devam edebiliriz günlerimize. Hoş geldiniz tekrar. Avukatlık mesleği, sorma hakkının temsilcisi ve hak savunuculuğunu temsil eden bir meslektir. Demokratik toplumun temel direği adalet, adalete erişimin güvencesi ise avukattır. Avukat olmadan adil yargılama olmaz, adil yargılama olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez. Hukukun üstünlüğü korunamaz. Barolar da avukatlık mesleğinin örgütlü gücü olarak hem kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini savunur, hem de bir hukuk devleti için vazgeçilmez olan insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumak ve geliştirmekle yükümlü bir hukuk örgütü olarak görev yapar. Demokrasinin tam anlamıyla kurumsallaştırılmadığı ve işselleştirilmediği ülke ve toplumlarda avukatların ve baroların kendi görev ve işlevselliklerini yerine getirmesinde birçok engel ve sorunla karşılaşılır. Özellikle insan haklarını savunan ve önceleyen avukatlar açısından bu sorunlar kat be kat artar. Böylesine ağır bedeli olan avukatlık mesleğinin toplum için taşıdığı anlam ise son derece kıymetlidir. Avukatlık mesleği içerisinde yaşadığı toplumun sorunlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu ilişkinin doğru oluşturulması, adalet ve hak arayışının sürdürülmesinde önemli bir role sahiptir. Çoğu zaman bu durum karşılıklı dayanışmayı gerektiren ve dayanışmayla birlikte adalet mücadelesinin güçlendiren bir unsur haline de gelebilmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren yüklendiğimiz görevi mesleğimizin kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisinde olduk. Avukatların mesleğini icra ettiği her alanda hak ihlaline uğraması, ülkemizde kontrolsüz bir şekilde hukuk fakültelerinin ve avukat sayısının hızla artması, avukatların ekonomik ve özlük haklarının hala iyileştirilmemiş olması, ücret tarifesindeki adaletsizlikler mesleki sorunların başında yer almakta ve özellikle ücret tarifesinde yapılan iyileştirmeler ne yazık ki meslektaşlarımızı tatmin etmemektedir. Baro olarak meslektaşlarımızın mesleki sorunlarına Türkiye Barolar Birliği nezdinde çözüm sunacağız. Bir avukatı mahkeme salonuna diyafon sistemiyle çağırma usulünü kaldırıp dijital ekranla duruşma uyarı sistemini kuracağız. Baromuzun hemen hemen %50'sini oluşturan 0-5 yıl kıdama sahip genç meslektaşlarımız son yıllarda büro açma ya da istihdam edilmek bakımından ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Bu gerçeklikten hareketle önemli bir ihtiyacı gidereceğini düşündüğümüz genç ofis projesini hayata geçirmek için baromuzun hemen üst katında bulunan kafeteryayı buna göre düzenleyeceğiz. Adliyede savunma makamına mahsus otopark bulunmadığı gibi avukat araçları hükümet konağı kampüsüne alınmamaktadır. Avukatlara mahsus otopark tahsis edilmesi yönünde gerekli ve derhal yasal işlemler başlatacağız. Her ne kadar Türkiye Barolar Birliği tarafından bütün barolara ücretsiz otopark tahsis edilmesi yönünde bir mesaj ve bilgilendirme yapılmış ise de adliyeye herhangi bir avukatın aracı dahi alınmıyor. Buna ilişkin biz derhal gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Özellikle ilimizde avukatlara sıklıkla polis ve jandarma kontrol noktalarında sürekli olarak GBT uygulamaları yapılmaktadır. Biz de bunlara ilişkin olarak derhal ve gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Sokakta barışı savunanların örgütlenme hakkını, işini savunan işçinin çalışma ve sendikal hakkını, öldürülmek istenmeyen kadının güvenlik hakkını, üniversiteyi savunanın eğitim hakkını, özgür basını savunanların ifade özgürlüğünü ve cezaevlerinde yalnızlığa mahkum edilen avukat meslektaşlarımızı bugüne kadar savunduk ve baro olarak da daha da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Duamıza ve inanç merkezlerimiz olan ziyaretlerimize yönelik her türlü saldırıda baromuz ve tüm meslektaşlarımızla buna engel olmak için önce olacağız.
gerekli yasal girişimlerde de bulunacağız. İlimizde Çemişkezek ilçemizde Tagar Çayı üzerine yapılmak istenen ve inşasına başlanan hidroelektrik santraline yönelik var olarak gerekli yasal müdahalede bulunacağız ve halkımızla dayanışma içerisine gireceğiz. Munzur Dağları'ndaki tüm madencilik faaliyetlerine yönelik bizler de var olarak buna engel olabilmek için öncü olacağız. Ve tüm madencilik faaliyetlerine karşı birlikte mücadele eden ve herkesin yanında olan bir var olacağız. İlimiz Ovacık ilçesi Bilgeç Köyü Çakıl Yayla Mezrası'nda bir patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümüne neden olanların yargı önüne çıkarılması için girişimlerde bulunacağız. Faili meçhul bırakılan hadiselerin açığa çıkarılması için yasal adımların atılmasını var olarak sağlayacağız. İlimiz genelinde sayısı 10.000'i bulan antipersonel mayınların yerlerini tespiti ve imhasına yönelik yasal adımların atılmasını sağlayacağız. Buna ilişkin yasal süreç başlatmayanlar hakkında ise var olarak suç duyurusunda bulunacağız. Bizler bir katılımcı ve fiili olarak birlikte hareket eden bir bar olarak sahada olacağız. Desteklerinizi bekliyoruz. Meslek sorunlarımız var. En önemli sorun hukuk fakültelerinin hemen hemen her ile açılması. Yılda 20.000 avukatın, yani avukatlar ordusu olmaya başladık deyim yerindeyse. Yeni oluşan TBB yönetimi buna ilişkin geçen Erinç Başkan geldiğinde de söyledi. Somut bazı adımlar atıldı. Yani en azından şunu söyledi. Yeni hukuk fakültelerinin açılmasına engel olacağız. Bunun diğer bir çaresi de başarı ortalamasının, yani kontenjanın yükseltmesi. Bu noktada da bir çalışma içerisinde olduklarını biliyoruz. Ama %50'mizi oluşturan genç meslektaşlarımızın sorunları var. Ofis açamıyorlar. Stopaj, vergi gibi birçok, KDV gibi birçok şeyde sorun yaşıyorlar. Meslektaşlarımızın, özellikle genç meslektaşlarımızın sorunu çok fazla. Kadın meslektaşlarımızın özellikle cinsiyetçi yaklaşımlar karşısında yalnız bırakılmaması gerekiyor. Ayrıca adliyelerin fiziki şartları, ilimizde de olduğu gibi hepsi hükümet konağının içerisinde hemen hemen. Dolayısıyla X-ray cihazında girme gibi, kimlik kontrollerinde kimliğini sorgulama gibi birçok problemle karşı karşıyayız. Sayın Üstadım söyledi, otoparkla ilgili TBB gönderdiği yazıda çok net bir şekilde Adalet Bakanlığı'nın imzası var. Hani bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. TBB yönetimi geldiğinde başsavcıyla daha önce Sayın Başkanımız Fatma Kalsen'le bir görüşme yaptılar. Bu noktada bir somut bir zaten bir gelişme olacak. Yani şöyle 70 avukatımız var üye. Fiili olarak daha azız. Ama orada belli oranda bir araç giriş çıkışı sağlanacak. Bunun müjdesini de buradan verelim. Güçlü bir baronun, etkili bir baronun personeliyle, sosyal etkinliğiyle, kurslarıyla, dergisiyle ki biz bunları planlıyoruz. Çünkü bunlar bizim için önemli. Genç meslektaşların eğitimi önemli. Dergi çıkarmak önemli. Sosyal etkinlik yapmak çok çok önemli. Baromuz etkili bir baro olmak zorunda. Bakın hiçbir kurula, hiçbir mevcut olan kurul komisyonlara kendi bireysel önerilerimizi yapmadık. Net bir şekilde kolektif bir ruhla yaptık. Bu bizim açımızdan çok önemli. Yine Barolar Birliği'nde belediye başkanımız da burada, yeni yapılacak adliye binasının yanında belediye ait bir yerde yeni bir baro, daha teşekküllü bir baro oluşturmak için bir çabamız, zaten yazışmamız vardı daha önceki yönetimle. Sayın Başkanım, yine eş başkanlarım burada. Bunun da takipçisi olacağız. Bu da önemli. Bizim açımızdan bunlar önemli. Ama en önemlisi şey şu. Bugün bu baro yönetimi Pülümür köyleriyle birlikte de çevre mücadelesi veriyor. En yakın zamanda bizler Paşacık köyleri, Hozat'ta 7 tane köyümüzle bir göletin yapılmasını engelledik. Cevizli Dere'de hukuki mücadelemiz devam ediyor. Çevre mücadelesinde de her bir şahsımızın, eski baro başkanlarımızın büyük bir çabası var. Bunu takdir ediyoruz. Bu noktada bölge barolarına da bir nam saldığının da hakkını teslim ediyoruz. Ama
şunu net bir şekilde söylüyoruz. Bizler bu yönetime geldiğimizde net bir şekilde altını çizerek söylüyoruz. Daha kolektif, daha katılımcı, genç meslektaşların eğitimine önem veren, onların sorunlarını her yerde ama her yerde önünü iliklemeden. Çünkü bizim baromuz bugüne kadar önünü iliklemedi. Kimsenin karşısında avukatın iradesini kırmadı, kırmayacak da. Nasıl tanımlıyorum?